parçada geçen romanı ayakta tutmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? Samim Koca Göz'e göre romanı ayakta tutan içeriktir yani konudur. Öykülerde de öyle olduğunu düşünür yazar ve iş içeriği anlatmaktadır der. A. Romanın devamlılığını sağlamak. Evet romanı ayakta tutarsak romanın devamlılığını sağlamış oluruz. Böylece anlatılmak istenen A'da verilen söz olabilir. Romanın temelini oluşturmak. Temel bir şeyi ayakta tutan unsurdur. Dolayısıyla B'de verilen ifadede de içindeki sözle anlatılmak istenmiş olabilir. Romanın üslubunu biçimlendirmek. Üslub yazarın anlatım tarzıdır, dil özellikleridir. Burada hep içeriğe dair özelliklerden bahsedilmiş. Üsluba dair hiçbir bilgi yok. O yüzden C'de verilen söz kesinlikle anlatılmak istenen olamaz. Romanın özünde yer almak. Romanın temelini oluşturuyorsa bir şeyin temelinde yer alan şey onun özünü de oluşturur. Dolayısıyla D'de verilen sözle anlatılmak istenmiş olabilir. Roma'nın sürüp gitmesinde rol oynamak, ayakta durması, devamlılığını sağlaması, onun geleceğe devam etmesinde, geleceğe kalmasında sürüp gitmesine rol oynayan unsurdur. Dolayısıyla ede verilen sözde anlatılmak istenmiş olabilir. Cevabımız çıktı. C seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Piyasa sanatçı geçinenlerle dolu. Ortada yapılan üretilen bir şey yok ama sıra sanat edebiyatına geldi mi bunlardan iyi, bunlardan başarılı sanatçı da yok demiş. Şimdi sanatçı geçinenler ne demek? Sanatçı olmadığı halde kendini sanatçı diye piyasaya sunan, kendini bundan prim kazanmaya adayan kişiler demek. Yani sanatçılık taslayan kişiler demek. O halde bakalım. A. Bu koşullarda romancıların popüler kültüre yönelmesi kaçınılmaz cümlesinde bu anlam yok. Günümüzde hiçbir oyuncu ben daha iyi olmalıyım demiyor. Bu cümlede de yok. Tablolarına yöneltilen eleştirileri önemsemediğini hepimize hissettirdi cümlesinde de yok. Sesimiz çıkmıyor diye adam bir saattir karşımızda şairlik taslıyor. Yani sanatçı geçiniyor ile aynı anlamda öyle olmadığı halde kendini öyle pazarlıyor anlamı var. Dolayısıyla yanıt D görünüyor. Yorum gücü olmayan ses sanatçıları piyasada daha tutulmuyor derken ne yapıyor burada da beğenilmiyor anlamında. Dolayısıyla bu anlamda yok. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenenlerden biri olamaz? Kuşku düşüncenin temelidir. Kuşkulanmayan insan düşünmez. Ne zaman ki insan kuşkuya kapılır işte o zaman insanın kafasında soru işaretleri oluşmaya başlar. Bu soru işaretlerine cevap arayan insan kendine zıt olan düşüncelerle karşılaşır. Bu zıt düşünceler insanda yeni bakış açıları oluşturur ve insanın düşüncesi gelişmeye başlar. Bu yüzden zıt düşüncelere kulak tıkamak insanın düşünce ufkunu yok ettiği gibi düşüncenin gelişmesini de engeller. Altı çizili sözde anlatılmak isteyenlerden biri olamaz demişti. A. Kendi düşüncelerine körü körü bağlanmak. Evet bu sözde olabilir. Çünkü sen kendi düşüncelerini ne yapıyorsundur? Körü körüne bağlanıyorsundur düşüncelere kulak tıkıyorsan. B. Gelişmelerin dışında kalmaya çalışmak. Evet farklılıklara kapalısındır, yeniliklere kapalısındır, gelişmelere kapalısındır. Dolayısıyla gelişmelerin dışında kalmaya çalışmışsındır. Kapısını yeniliklere açık tutmak bu olamaz. Çünkü zıt düşüncelere kulak tıkayan insan yeniliklere karşıdır. Farklılıkları asla kabullenmez. Ama burada kapısını yeniliklere açık tutmak diyor. Dolayısıyla bununla çelişiyor. Cevap çıktı. Farklı görüşlerden uzak durmak. Evet farklı görüşlerden uzak duruyordur ki ne yapıyor? Zıt görüşlere kulak tıkıyor. Duymak istemiyor onların varlığını bile kabul etmiyor. Belirli fikirlerle hareket etmeyi ilk edinmek. Evet yine belirli fikirler doğrultusunda hareket ediyor. Yeniliğe, farklılığa tamamen kapalı. O yüzden A, B, D, E seçeneğinde verilen sözler anlatılmak istenen ifadelerdir diyebiliriz. Ama C'de verilen söz tamamen karşıt bir bilgi içeriyor buradaki bilgiyle yorumla. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir aşağıda geçen düşüncesini yüreğinin eline vermek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Modern edebiyatın en etkileyici şair ve yazarlarından Rainer Maria Rilke'nin tek romanı olan Malte Luritz Brigge'nin kahramanı Malte, sanatçının hayatında canlı bir varlık önemini kazanmış. Düşüncesini yüreğinin eline veren Rilke, romanını yazdığı sıralarda kendisine Malte'den uzaklaştırır korkusuyla hiçbir kitap okumadığını, gece gündüz onun yanından ayrılmadığını söylüyor. A. Duygularını gizlemeye çalışmak. Duygularını gizlemeye çalışmak anlamı yok. Tam tersi düşüncesini bile yüreğinin eline veriyorsa duygularıyla hareket ediyor. Duygularına ona yön vermesine müsaade ediyor gibi bir anlam aramalıyız. O yüzden A olamaz. Aklından geçenleri söyleyememek derken aklından geçenleri söyleyememeyi dair bir söz değil tırnak içindeki söz. İçindekileri dışa yansıtmamak tam tersi. Burada duygularla hareket etmek anlamı var. O yüzden C olamaz. Akılcı adımlar atmak tam tersi. Akılcı davranmamak artık düşünceni bile yani mantığını bile ne yapıyorsun? Duygularının hizmetine sunuyorsun. Yüreğinin eline veriyorsun diyor. Dolayısıyla akılcı bir ifadenin asla olmaması gerekir. Duygularıyla hareket etmek işte benim aradığım yanıt, doğru yanıtımız E seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözle şairle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir eleştirmen Sen Paul Rox bu şiirinde şunu demek istiyordu diyecek olur. Breton Gürler hayır efendim onu demek istemiyordu çünkü onu demek isteseydi tam onu derdi. Yani aslında savunduğu kişinin asla düşüncelerini filtrelemeden olduğu gibi söylediğini söylüyor ve burada da diyor ki onu demek isteseydi tam onu söylerdi yani olduğu gibi söylerdi diyor. Peki A eleştirmenler tarafından beğenilmediği eleştirmenlere dair hiçbir ifade yok beğenilmelerine dair de bir söz vermemiş zor açıklanan şiirler yazdı zor açıklanan kolay açıklanan gibi bir ifade de bahsetmedi. Farklı anlatımlar kullandı. Farklı anlatımlar, farklı tarzlar hiç bundan da bahsetmedi. İletisini doğrudan ifade etti. Tam onu derdi derken burada bunu verdi. O yüzden doğru yanıt D görünüyor. Düşüncelerinin tartışmalara yol açtı. Hiç böyle tartışmalara yol açar, işte farklı kutupları birleştirir, düşünceleri harekete geçirir falan demedi. Doğrudan D'de verilen sözü aslında anlatmak istiyor. Doğru yanıtımız bu doğrultuda D seçeneğidir. Bu cümlede geçen resme resim gözüyle bakmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız şeyin balık değil resim olduğunu anlamamız için resme resim gözüyle bakmayı bilmeliyiz. Öncelikle bu cümlede resme resim gözüyle bakmak derken bir şeyi kendi dinamikler içerisinde değerlendirmek gerektiği anlatılmakta. Buna dair seçenekleri inceleyelim. A. Değerlendirmelerde gerçekçi davranmak. Gerçekçi davranmaktan bahsetmiyor. Bir şeyi değerlendirirken onun kendi kuralları dahilinde değerlendirilmesi gerektiğinden bahsediyor. B. Eseri kendi kuralları içinde değerlendirmek. Evet bu olabilir Dursun. Sanat eğitiminden geçmiş olmak asla sanat eğitiminden falan bahsetmedi. Sanat dalları arasındaki farkı iyi bilmek yine sanat dalları ile ilgili herhangi bir yargı okumadık. Ressamın çalışma koşullarını göz ardı etmemek derken çalışma koşullarına dair nasıl bir ortamda çalışıyor buna dair hiçbir söz okumadık. O yüzden E dolamaz. Doğru yanıt B seçeneğinde verilen sözdür. Bu parçadaki altı çizili sözde sanatla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sanat biraz da bencilliktir. Sanatçının kendini doyurma, kendini kanıtlama biçimidir. Yoksa bu kadar sanat eseri varken insanlar hala neden üretsinler ki? Evet, insan sanatın içinde olmayı seviyor çünkü sanat korkunç dalgalarıyla içindekilere aman vermeyen bir deniz gibidir. A. Sürekli yoğun mücadelelerin yaşandığı bir alan olduğu deniz korkunç bir deniz ifadesiyle hatta daha da nitelendirilmiş dikkat ederseniz korkunç dalgalarıyla içindekilere aman vermeyen bir deniz derken ne yaparsınız böyle bir denizde sürekli bir mücadele içinde olursunuz yoğun bir mücadele içinde olursunuz dolayısıyla altı çizili sözde ağda verilen söz doğrudan anlatılmak istenmiştir diyebiliriz yaratıcılarının birikimiyle birikimleriyle biçimlendiği böyle bir birikimleriyle biçimlenme gibi deneyimleriyle biçimlenme gibi bir anlam yoktu Sanatsal yeteneklerin üstünlük çatışmasından beslendiği, böyle bir üstünlük çatışmasına dair de bir söz okumadık. Söylenmemiş olanları söyleyebilme ortamı yarattı. Yine bundan da bahsetmedi. Kişiler arasında rekabet duygusunu geliştirmeye katkısının olduğu rekabet duygusuna dair de tek bir söz geçmedi altı çizili sözde. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada geçen kalemini kağıda saplamadan yazmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sayılı denemecilerimizden biri olan Suğut Kemal Yetkin bakın nasıl anlattı deneme türünü. Koltuğuna oturmuş bir insan tasavvur ediniz. Zorlamadan, zorluk çekmeden, kalemini kağıda saplamadan yazar. Rahatlıkla aklına gelen düşünceleri ard arda sıralar. Karşısındakine bir şey öğretmek iddiasında değildir denemeci. İçten konuşmaya benzer bir şeydir dostça eğilir konularına, düşüncelerine ve dostça iletir okuyucularına. Şimdi kalemini kağıda saplamadan yazıyorsa yukarıda vermiş olduğu sözde de göreceğin gibi ne yapıyor? Zorlamadan, zorluk çekmeden yazıyor anlamda. Çünkü kalemi kağıda saplamak biraz zordur. Dolayısıyla zorlanmadan, zorlamadan biraz böyle kendi akışında yazmak gibi bir anlam arayacağım A sık sık yazıp silmek sözü anlatılmak istenmiş olamaz çünkü kağıdı kaleme saplamadan yazmak sık sık yazıp silmek anlamında değildir A gitti düşünceyi zorlamadan ifade etmek işte benden istediği şuradaki zorlamadan zorluk çekmeden dediği doğrudan B'deki söze gönderme yapma aslında o yüzden cevap B görünüyor dostça bir söylem geliştirmek derken dostça bir söylemden asla bahsetmedik Anlatılanları kanıtlamaya çalışmak, ispat etmeye çalışmak gibi bir kaygı asla gütmedi tırnak içindeki sözde. O yüzden D'de gitti. Düşünmeden olduğu gibi yazmak derken, burada düşünmeden olduğu gibi yazmak evet sanki biraz böyle zorlamadan yazmak anlamını çağrıştırıyor olabilir. Ama düşünmeden derken biraz böyle sanki... Gelişi güzel yazmak anlamı var. Ama paragrafta da özellikle zorlamadan, zorluk çekmeden diyorsa biz doğrudan ne yapmalıyız? B'de verilen düşünceyi zorlamadan ifade etmek sözünü işaretlemeliyiz. Dolayısıyla doğru yanıtımız B seçeneğidir. Bu cümlede geçen sadece sözcüklerle edebiyat yapmak, sözüyle anlatılmak isteyen aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle anlamları sınırlandıran sadece yalnız gibi kelimelere dikkat edelim. Çünkü bu kelimeler seçeneklerde bizim çok işimize yarayacak. Bazı sanatçıların edebiyatı sadece edebiyatın sınırları içinde kalarak yapmaya çalışması bana çok ilginç geliyor sanki dışarıda bir hayat yokmuş gibi. Burada başlıyor aslında. Oysa edebiyatın dışarıdaki hayatta çok sıkı bir bağı vardır. İşte bu yüzden ben kendini kendisinden ve çevresinden bu denli uzak tutabilen, sadece sözcüklerle edebiyat yapmak isteyen sanatçıları her zaman yadırgamışımdır diyor. Demek ki sadece sözcüklerle edebiyat yapmak, edebiyatın yalnız söz sanatlarıyla, sadece mecazlarıyla, kelime oyunlarıyla oluşmasını sağlamak anlamında buna dair bir yargı arıyorum. Peki, sözcükleri anlamından uzak kullanmak derken, sözcükleri anlamından uzak kullanmak tam olarak ifade edilen yargı değil, bile sadece sözü anlamı sınırlıyordu. Buna dair de bir yargı aracaktık. O yüzden A'yı eliyorum. Sözcüklerin müziksel değerlerini öne çıkarmak. Böyle sözcüklerin müzikal değerlerini, müziksel değerlerini öne çıkarmaktan asla bahsetmedi. O yüzden B'yi deliyorum. Anlatımı içeriye tercih etmek. Yani üslubu konuya tercih etmek diyor. Burada da hiç üsluba dair bir gönderme yapmadı. Dolayısıyla C'yi deliyorum. Edebiyatı hayali ögelerle yani kurgu sal ögelerle oluşturmaktan hiç bahsetmedi. O yüzden D'yi deliyorum. Edebiyatın Yalnız işte istediğim anahtar kelimeyi şurada gördüm. Söz ustalığıyla ilgilenmek, yani sözcüklerle edebiyat yapmak söz ustalığıdır. Dolayısıyla sadece sözcüklerle edebiyat yapmak sözüyle edebiyatın yalnız söz ustalığıyla ilgilenmek olduğunu anlatmak istemiştir yazar. Cevabımız bu doğrultuda E seçeneğidir. Bu parçada geçen çağının gölgesini satırlarda sürüklemek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın bugünkü bunalımı karşısında sanatçı fil dışından kulesine elbette çekilmeli. Çünkü dengesi bozulan dünyaya düzen verecek olan gerçek sanatçılardır. Bu nedenledir ki sanatçı kendine ve zamanını hiçe saymamalı. Çağının gölgesini satırlarda sürüklemelidir. Öncelikle çağının gölgesini satırlarda sürüklemek söz öbeğini bir parçalayalım. Çağının gölgesini dediği o çağda yaşanan o dönemde o devirde yaşadığı dönemde yaşananları böyle silik bir şekilde, flu bir şekilde, değil mi? onları hissettirecek bir şekilde kendi yazılarında devam ettirmeli, hissettirmeli, geleceğe taşımalı gibi bir anlam var. Yani hem çağı, hem çağının gölgesi, hem de bunları satırlarda yani yazılarda hissettirmesi, geleceğe aktarması, devam ettirmesi gibi dört anlam birleşiyor ve bunların birleştiği yargıyı bizden istiyor. A. Yazılanların zaman içinde değerlenmesini sağlamak. Böyle bir zaman içinde yazılanların değerlenmesini sağlamak gibi bir yargı yok. Dolayısıyla adı verilen sözü eliyorum. O gün yaşananları yani o çağda yaşananları yazılanlarda hissettirerek değil mi? Gölge. Doğru. Hissettirmek böyle flu bir şekilde sezdirmek, geleceğe taşımak yani sürüklemek. Söz B'ye öbeği ne yaptı? B'de verilen sözle doğrudan eşleşti. Dolayısıyla anlatılmak istenen B'de verilmiştir. Çağının etkisiyle özgün eserlerden uzak durmaya çalışmak, özgün eserlerden, yeni eserlerden, farklı eserlerden uzak durmaya çalışmak hiç yok. O yüzden C'yi veriyorum. Çağını oluşturan akımların etkisinden kurtulmak. Hani böyle bir sanat akımlarından, fikir akımlarından etkilenmiş de bunlardan kurtulmak gibi bir yargı hiç okumadık. Dolayısıyla D'yi eliyoruz çağının sanat anlayışını etkileyerek kendi sanat anlayışına benzetmek, asla böyle bir sanat anlayışını etkilemek, benzetmek bunlardan hiç bahsetmedi. O yüzden E'yi deliyoruz. B'de verilen sözle anlatılmak istenmiştir. Tırnak içinde verilen söz diyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözle ressama yöneltilen eleştir aşağıdakilerden hangisidir? 19. kişisel resim sergisini dün açtı ressamımız. Her zamanki gibi etkileyiciydi resimler ama ne kadar etkileyici olursa olsun geliyor. Resimlerdeki birbirini tutan renkleri arama çabasının yetersizliği beni rahatsız etti demiş. Şimdi eleştiriye dikkat edelim. Diyor ki bu ressam resimlerinde kullandığı renklerin uyumuna aslında özen göstermemiş. Çünkü o çabada yetersiz diyor. Yani çabası yetersiz. Az çabalamış, dikkat etmemiş, az özen göstermiş diyor. Buna dair bir seçenek arıyorum. A. Hayal gücünü yeterince yansıtamadı. Hiç hayal gücüne dar bir söz okumadık. O yüzden doğrudan eliyorum. Renklerin uyumuna dikkat etmedi. işte benim istediğim söz doğrudan burada. Çünkü ne diyordu? çabasının yetersizliğini aslında eleştiriyordu. Renklerin uyumuna dikkat etmediği çabasının yetersizliğini gösteriyor. Renklerin uyumuyla ilgili birbirini tutması ile ilgili. Doğrudan B'deki söz anlatılmak istenmiştir diyebiliriz. Çizim yönteminde yenilik yaptı. Böyle yöntemde bir yenilikçi bir tavır takındığına dair hiçbir şey okumadık gitti. Doğal bir tavır sergilemedi. Doğal olması, içten olması, değil mi? Samimi olması, Olduğu gibi yapması resimlerini hiç bahsetmedi o yüzden bunu deliyorum. Beklentileri boşa çıkardı. Hani kim ne bekliyordu da ne çıktı? Bu da dair de hiçbir söz okumadık. Doğrudan B'deki renklerin uyumuna dikkat etmediği sözü eleştiren e, yargıyı karşılamakta. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez. Okur kendi yaşamından izler bulmadığı yapıtlarından yeterince etkilenmiyor. İstiyor ki o yapıttaki olayları, kişileri tanıyor olsun. İşte tam da böyle bir kitap elimdeki. Yazarın en doğru seçimi el aldığı konu. Çünkü bu konu zamansızdır. Bu da yazara büyük bir avantaj sağlamaktadır. Şimdi zamansız olması, ölümsüz olması, her çağda yazılması, her çağda söylenmesi, değil mi? Yani yıllara meydan okuması, zamana direnmesi gibi anlamlardır. Dolayısıyla kalıcı olması, çağları aşması gibi bir yargı arayacağız. A. Son derece ilgi çekicidir. Bunu getirirsek anlam değişir. Çünkü birinde kalıcı olmasından her çağda e, alıcı bulmasından bahsediyor. Burada ise ilgi çekiciliği ile ilgili bir yargı var. O yüzden anlam değişir. Günün koşullarına uygundur diyorsan tam tersi anlam bir olur. Çünkü günün koşullarına uygun olması demek başka bir günün koşullarına uygun olmaması demektir. Bu da zamansız olmaması anlamına gelir. Dolayısıyla B komple değiştiriyor anlamı. Her zaman yazılamaz şimdi her zaman yazılamaz burada biraz daha yeterlilik söz konusu anlam tamamen değişir benim istediğim ifade değil bu herkes tarafından kurtarılamaz burada da hani özel kişiler yazar belirli kişiler yazar anlamı var dolayısıyla biz burada kimlerin yazdığını değil, yazılanların zamana meydan okumasından çağları aşmasından her döneme kalmasından bahsediyoruz o yüzden D'de verilen söz de getirilemez. Her döneme hitap eder. İşte benim istediğim bu. Zamansızdır, ölümsüzdür. Her çağa hitap eder, her döneme seslenir gibi bir yargı istiyorduk. O da doğrudan E seçeneğinde verilmiş. Doğru yanıt E'dir.